Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak piste çıktı. Milli Muharip Uçak projesinde kritik eşiklerden biri daha bugün aşıldı. 2 adet F110 GE129 motoru entegre edilen Milli Muharip Uçak piste çıktı ve ilk testini başarıyla tamamladı. Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir sosyal medya hesaplarından paylaştı. Demir paylaşımında "Şehitlerimizin aziz hatırasına milli muharip uçağımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız." demiştik. Uçağımız bugün pistin başında ifadelerini kullandı. Milli muharip uçağın yıl sonuna kadar yer testlerinin tamamlanması ve ilk uçuşun yıl sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi'nde TUSAŞ ana yüklenici konumunda. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, arttırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarında kabiliyetler kazanılacak. Milli muharip uçağın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan diğer savaş uçakları insansız hava araçları ve havadan ihbar ve kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülüyor.